başpanelimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Mücadelemiz henüz bitmiş değildir. Dolayısıyla onu anmak, onun söylediklerini hep kaydetmek ve ona göre yeni siyaseti şekillendirmek bizlerin görevidir. Esas itibariyle son ziyaretinde kendisini rahmetli olmadan önce birkaç gün evvel Tatar dediği devlete dikkat, egemenliğe dikkat. Devlet gittiğinde, egemenlik gittiğinde istedikleri kadar size federal çerçevede bir anlaşmada kuzeyde kendilerine göre bir eyalet devlet veya oluşturucu devlet veya kurucu devlet neyse adı hep onlar safsatalara ibarettir. Çünkü altında bir şey yok. Altında bir şey olabilmesi için nedir esas prensip ve temel? Bunu akademisyenler çok iyi bilecek. Kendi geleceğini tayin etmek. Self-determinasyon hakkı dedikleri. Sayın Balyamez de çalışma arkadaşları bunları mutlak surette çok iyi inceleyeceklerdir. Çünkü bunlar başka ülkelerde de görülmüş meselelerdir. Eğer bir halk kendi seçtiği meclisiyle, kendi seçtiği liderleriyle kendi geleceğini tayin edemezse ve başkalarının boyunduğu altına gider, sizi onlar bir süre sonra yok etmekle hep meşgul olurlar ve sizleri yok ettiklerinde işte Rum-Yunan ikilisinin zaten Avrupa Birliği'ne girdiklerinde o zaman Yunanistan Başbakanı Simitis Lefkoşa'ya gelmiş ve zafer konuşmasında işte demiş, hepinizi kutluyorum, NOC'yi dolaylı olarak gerçekleştirdik. Çünkü hem Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde, hem Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, serbest sermaye hareketleri böyle bir ekonomik düzende ve bu kadar özgürlüğün olduğu bir yerde siz kuzeyde Türk eyalet devletini sürdüremezsiniz, yaşatamazsınız. Sizi böyle ablukaya aldılar. Çünkü Türkiye'de olmayacak. O dünyaya göre böyle bir anlaşma durumunda Türkiye'de olmayacak. Türkiye'nin garantörü de bitmiş olacak. Türk askeri de oradan çekilecek. Dolayısıyla iş bu kadar vahimdir. Biz en az Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemeniz ve dolayısıyla Rauf Raif Denktaş kurucu Cumhurbaşkanımız devleti kurarken, cumhuriyeti ilan ederken hep egemenlikten bahsetmiştir. Devletten bahsetmiştir. Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, bir cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmeniz mümkün olmayacaktı. Onun için Rauf Raif Denktaş zamanında bir mücahit olarak, zamanında bir düşünür olarak, bir savcı olarak bilhane Kıbrıs kuruluş anlaşmasına giden o mücadele yıllarında bir müzakereci olarak hep o dönemlerde Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurmuş, ona göre mücadele vermiş ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütün dünyaya Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki tarafın işbirliği, iki kurucu devletin egemenlik temelinde bir işbirliğiyle bir anlaşma olabileceğini o zamandan haykırmaya başlamış. En büyük paşa onun bize söylediği, ben Türk askerini 1974 yılında adaya tekrar getirmiş bir cumhurbaşkanı olarak anılmak isterim. Evet, o cumhurbaşkanı iken Türk askeri Mehmetçik 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya ayak basmıştı ve şimdi de adanın güvenliği, barışı ve huzuru Türk askerinin oradaki varlığına bağlıdır. İnşallah Türk askeri her daim ilerlemen orada kalacaktır. Çünkü bölgenin istikrarı, bölgedeki bir takım stratejik ve ulusal çıkarlar ve dengeler Türk askerinin koruyucu bir güç olarak, bir barış gücü olarak Türk askeri orada varlığını sürdürürken esasında Sayın Merhum o zamanın başbakanı Bülent Ecevit'in de dediği gibi biz Kıbrıs'a sadece Kıbrıs Türkleri değil aynı zamanda Rumlara da barışı götürmek için çıkıyoruz. Nihayetinde de hep öyle olmuştur. Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kimsenin burnu kanamamıştır. Hiç çatışma olmamıştır. Orada barış o günden bugüne devam edip sürmektedir.
Hocam bu tarafa. Raif Denktaş'ı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.